Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimizde arkadaşlar bedel konusunu işleyeceğiz. Bismillah diyelim dersimize başlayalım. Bedel nedir? Ne için kullanılır? Bedel ifadedeki kapalılığı açıklamak veya yanlış anlamayı önlemek için bir isimden sonra onun yerini tutacak başka bir ismin getirilmesine bedel denir. Bedel olan kelime irap yönünden yani hareke olarak öncesine tabi olan kelimelerdendir. Ne gibi mesela önceden öğrenmiştik sıfat mevsufuna tabi oluyordu. Atıf e, matufun aleyhine tabi oluyordu. Tekit müekkedine tabi oluyordu arkadaşlar. Bu şekilde e, bedel de mübdelün minhine yani kendinden önceki kelimeye irap yönünden tabi olur. Kendisinden bedel yapılan isme mübdelün min denir. Bu isimden sonra onu açıklamak için getirilen isme de bedel denir. Şimdi aşağıdaki örneğe bakalım. El üstezu Khalidun yusaidu tullabehu. Şurayı tekrar bakalım. El üstezu Khalidun yusaidu tullabehu. Bu bir isim cümlesi arkadaşlar. El üstezu mübteda Yüseyidu tullabahu fiil cümlesi de bu müptelanın haberi. Şimdi gelelim bedele. Bakın üstadzu kelimesi kapalı. Hangi hoca? Hocanın ismini söyle bak. Üstaz Halit öğrencilerine yardım eder. Burada hocanın ismini açıklamak için bedel yapılmış arkadaşlar. Bu cümledeki kapalı bu şekilde giderilmiş. Evet irabı nasıl? Bakın Halidun kelimesi merfu. Bu merfuluk özelliğini nereden kazanmış? bedelden bedel olduğu için bir öncesindeki kelimenin harekesine aynen tabi olmuş. Bu sarıyla yazdığımız Halit kelimesi bedeldir. Öncesindeki üstaz kelimesi de mübdelün minhtir. Yani bu Halit bedel olan kelime kimi açıklıyor? Mübdelün minh olan el üstaz kelimesini açıklıyor. Şu cümleye bakalım. Sakatal veledu en nukude nisfehu Çocuk paranın yarısını düşürdü. Şimdi bakın burada nisfehu kelimesi bedeldir. Nereden, kimden bedel? Bu kimi açıklıyor arkadaşlar? Nukut kelimesine. Neyin yarısı? Paranın yarısını düşürdü. E, fiil, sakata. El-fa'il dediğimiz, şey, el-velet kelimesi fa'il, e, fa, fiil fa'il ne ne kaldı geliyor? Mef'ulun bi. Hi. en de kelimesi mef'ulun bi. Mef'ulun bihin bedeli arkadaşlar. Mef'ulun bih olan kelimeyi açıklamak için gelmiş kelime, bedel. Mübtel'ün minhümüz de aynı zamanda en de kelimesidir. Dikkat ettiyseniz bu bir zamirle geldi arkadaşlar. Nısfehu derken onun yarısını. Birazdan bunun özelliklerini e, ayrıca bahsedeceğiz. Şimdi sekataya fiil, elveredü kelimesine fail, ennukudeye mef'ulün bih dedik. Nısfehu dediğimiz kelime ise bedeldir. Buradaki hü zamiri ise muzafun ileyhtir. Biliyorsunuz zamir isme bitiştiği zaman muzafun ile oluyor. Şu son örneğimizde ne var? İnne tullabe yuhibbune el muallime ahlâgahû. Bakın, inneli bir isim cümlesine bedel olarak gelebiliyor. Demek ki bu bedel dediğimiz konu hem isim cümlesinin ögesi olabiliyor, hem fiil cümlesinin ögesi olabiliyor, hem inne ve kardeşlerinin, hem de kâne ve kardeşlerinin bir ögesi olabiliyor. Şimdi inneli cümlemizi okuyalım. İnnet tullâbe yuhibbûnel muallime <Sessizlik> ehlâgahû. İnnenin ismi tullâb. Yuhibbûne el muallime ile başlayan fiil cümlesi de arkadaşlar. Haberu inne. Yani innenin haberi. İnnenin ismi innenin haberi. Buradaki bedel nerede? E, muhakkak ki öğrenciler öğretmenlerini daha doğrusu öğretmenlerinin ahlakını seviyorlar. Şimdi buradaki bedel ahlak kelimesidir arkadaşlar. Bu kimin ahlakı? Öğretmeni mi seviyorlar, öğretmenin ahlakını mı seviyorlar? Ahlakını seviyorlar. O zaman bu ahlak kelimesi muallim kelimesinden bedel yapılmıştır. Ee, burayı tek tek irap yapacak olursak inne harftir biliyorsunuz. Harfi nasih. Harflerin iraptan mahalli yok. Tullabe kelimesi ismu inne mansubun bil fetha. yuhibbune muzari fiil. Yani tek tek e, fiil cümlesini önce irap yaparız. Sonra fiil cümlesi haberdir deriz. Eee bu muzari fiilin başında herhangi bir nasb ve cezmedatı yok. O zaman merfudur. Hocam sonu fetalı gelmiş demeyelim. Bunlara ne diyorduk? Efali hamse. Bi nun değil mi? Fiil muzari merfuun bi nun. Sonra muallim kelimesine geçmeden bunun faili nerede? Yuhibbunenin tahtında müstetir bir gizli özne. E, hüm var. Hüm. El muallime kelimesi de mef'ulün bihtir mef'ulun bih mansubun bil fetha ahlaqa kelimesi de bu muallim kelimesinin bedeli olarak gelmiş arkadaşlar. Muallimin yani öğretmenin nesini seviyorlar? Ahlakını seviyorlar. İşte bu ahlaqa kelimesi bedel mansubun bil fethati şeklinde irap yapılır. Bu mansupluk yani fetha harekesi nereden almış? Muallim kelimesi fethalı olduğu için bu da fetha almış. Hü nedir hocam? Muzafun ile bunu unutmayalım. Peki hocam muzafun ilehler mecrur oluyordu. Zamir niye böyle olmuş? Arkadaşlar zamirler mebnidir. İrapları mebni kelimelerde olduğu gibi mahallendir. Şimdi şurada geçtiğimiz bir nokta var. Bu iki kelime atıf harfi benzeri bir şeyle ayrılamaz. Hangi iki kelimeden bahsediyor? Bedel ve mübdelün min olan iki kelimeden. Bak Halit ile üstazın arasına bir atıf harfi ve benzeri giremez arkadaşlar. Niye hocam? Eğer buraya bir vav wow yazacak olursa hoca ve Halit öğrenciye yardım etti olur. Burada iki tane adam meydana gelir. Halbuki hocanın adı Halit. Bir kişi var burada. Yani niye vav wow gelemez? Anlaşıldı değil mi? Evet. Bu şekilde. Mesela şuna bir kelime getiremeyiz. Yani buraya يُحِبُّونَ الْمُعَلِّمَ وَاَخْلَاقَهُ Hem hocayı seviyorlar hem de onun ahlakını seviyorlar olur. Bizim kastedeceğimiz hocanın ahlakını seviyorlar manasına gelmez. Demek ki bedel ve mübdelün min arasına atıf harfi ve benzeri bir şey giremez. Bedelin çeşitleri var arkadaşlar. Bedel başlıca dört kısma ayrılır. Bazı kitaplarda 3 olduğunu da söylemiş. En son kısımda e, hata e, olarak söylenilen bedel var. Onu bazıları almıyor ama biz onu da burada zikrettik. Birincisi mutabık bedel. Mutabık bedel. Bedelül kül minel kül. Bir ismin bütününden başka bir ismin bedel yapılması manasına gelir. Yani ne demek hocam? Şimdi iki tane kelimeden bahsettik. Bir bedel olan kelime var. Bir de bedel olarak getirdiğimiz kelime var. Mübdelün min. Bu ikisinden birisini silseniz bile mana bozulmuyor. Birbirini tam olarak karşılıyorlar. Mesela örneği inceleyelim. Medahtu en nebiyye Muhammeden. Medaha övdü demek. Kim övdü? Ben övdüm. Ben e, onu methettim. En nebiyye. Peygamberi methettim. Övdüm. Şimdi şöyle desen de olur bak. Nebi kelimesi mübdelün minh olan kelimemiz. Muhammed kelimesini söyle. Medahtu Muhammeden. Ben Muhammed'i övdüm. İşte ikisi de birbirinin yerine tam olarak gelebiliyor. Yani Muhammed de Nebi de birbirini tam olarak karşılıyor. Bakın şu örneğe bak. Et tabibetü zeynebu Mahiratun. Zeynep doktor ustadır veya maharetlidir, mahirdir. Şimdi burada et tabibetü mahiratün. Doktor maharetlidir. Tam bir cümle. Zeynep mahiratun. Zeynep mahirdir. Eğer Zeynep'i tanıyorsak, doktor olduğunu biliyorsak, Zeynep'in doktor olduğunu zaten bu kelimeyi kullanmasak da biliriz. Demek ki bu ikisi birbirinin yerine tam oturuyorsa, tam manasıyla birbirinin yerine kullanılabiliyorsa, biz buna bedeli mutabık diyoruz. Ee, şurada bir notumuz daha var. Bu bedel çeşidinde. İsimlerden birisi kaldırıldığında mesela tabibetün veya zeynebu kelimelerinden birisi kaldırıldığında diğeri onun yerini doldurabilir. Örnekte biraz önce açıkladığımız şekilde. Peki irabı nasıl hocam burada? Tabibetün kelimesine bakalım. Buradaki zeynep bedel. Kimin bedeli? Mübtedaya gelmiş bedel değil mi? E, bu bedel olan kelimeler irabı nereden alıyordu? Bir öncesindeki kelimenin irabını aynen alıyorlar. Tabi oluyorlardı. Bedelun, merfuun, ve alametur raf'i ez zamme ez zahira veya bedelun merfu'un bir zamme şeklinde söyleyebiliriz. Et tabibetü mübteda merfu, mahiretünde de haberun merfu. Peki şuradaki Muhammed olan kelimeden asıldı arkadaşlar. Medaha fiil tü fail. En nebiye kelimesi mef'ulun bih mansubun. Muhammeden kelimesi de mef'ule bedel olarak gelen kelime. Mef'ulun harekesine tabi olacak. Yani bu da mansub olacak. Buna ne diyoruz? Bedelün, mensubun ve alametün nasbi el fetha el zahira şeklinde söylüyoruz. Demek ki mutabık bedel yani bedelül kül minel kül. İsimler öyle isimler ki birbirinin yerine tam olarak kullanılıyor arkadaşlar. İkinci örneğimize bakalım. ikinci türümüze bakalım bedelin. Bu da parça bedel. Bakın bir önceki tam bedeldi. Yani bedeli mutabık. Parça bedel ne demek? Bedelül cüz'i minel kül veya bedelül bazı minel kül. Bazı kitaplarda böyle yazar. Bazılarında el bedel cüz diye yazar. bütün bir varlıktan parçanın bedel yapılması demektir. Bakın örneğimize. Meşeytü tarika nisfahu. Meşeytü et tarika nisfahu. Yolu yürüdüm. Yolun hepsini mi yürüdüm? Hayır. Yolun yarısını yürüdüm. Bakın. Bütün olan yol. Bedelimiz nasıl gelmiş? Parçası gelmiş değil mi? Bu yolun bir parçasını yani yarısını yürüdüm. Diğer yarısı daha yürünmemiş duruyor. Evet bir soru var. Bedelin harekesi cümledeki konuma göre değişir mi? Hayır bedelin harekesi cümledeki konuma göre değişmez. Bedelin harekesi mübdelün minhin harekesine göre değişir. Mübdelün min cümlede hangi konumdaysa failse merfudur. Mef'ulün bi ise mansuptur. Efendim harfi cerden sonra geldiyse mecrurdur bu şekilde. Bu sadece mutabık bedel için değil bütün bedel çeşitlerinde böyledir arkadaşlar. Bedeli hareket vereceğimiz zaman bedel olan kelimeye hareke koyacağımız zaman mübdelün minhe bakacağız. Hani e, muzaafın harekesi cümlede konumuna göre belli oluyordu ya mübdelin minhin konumu hangisi? Hangi konumda? Mübteda ise merfu. Fail ise merfu. Efendim harfi cerden sonra ise mecrur gibi. Mübdelin min ne aldıysa hareket bu da aynısını alacak. Bakın burada meşeytut tariqa nisfahu. Yolun yarısını yürüdüm. Bütün olan neydi? Tarik kelimesi. Bunun parçası yani cüz'ü hangisi? Nısf. Yolun yarısını, onun yarısını yürüdüm. Bu nısf kelimesi bedeldir arkadaşlar. Peki e, nısf kelimesi bedelse hocam bu bedelin harekesini nereye göre alacağız? Bakın nısf fe, dediğimiz f harfinin harekesi tariga kelimesindeki harekeden almış. Meşafil, fiil tü fail et tariga mef'ulün bih. Mef'ul mansup olduğu için bedel de mansup olarak geliyor. Peki hü nedir hocam? Hü biraz önce de bahsetmiştik. Muzafun ileyhtir. Bir sonraki örneğimize bakalım. Kata'tu şecerate gusneha. Ne var burada? Ee, ağacın dalını kestim. Şimdi ben ağacımı kestim, dalını mı kestim? Bakın şecera kelimesi bütün. Ağaç. Ağacın bütünü. Ee, bu bedel türü neydi? Bütünden bir parçasını bedel olarak getiriyorduk. Bakın bütün ağaç. Bunun parçası ne? Dal. Bu dalı kestiğimi bildiriyorum. Ağacın hepsini değil de dalını kestiğimi. Buradaki kapalılığı bu şekilde e, açık hale getiriyoruz arkadaşlar. Husne kelimesi aradığımız bedeldir. Peki bu harekeyi nereden almış? Şecera kelimesinden almış. Şecera cümlede hangi konumda geliyor? Kata tu. Bakın fiil, tu, fail. Eş şecerate mefulün bih. Meful mansup olduğu için bedel de mansup olarak gelmiş. Buradaki bitişen zamir ister hü, ister ke, ister huma, ister çoğul olan hüm zamirleri olsun hiç fark etmez. Arkadaşlar bunlar muzafun ilihtir mebni oldukları için İrapları mahallen olur. Harekelerine bakıp aldanmayın arkadaşlar. Bir de bu kelimeye baktığımız zaman hocam bu bedelin harekesi ha'daki değil mi? Hayır değil arkadaşlar. Ha zamirdir. Muzafun ileyh olarak bitişmiştir. Yani muzaf muzafun ileyh. Buradaki hus ne? Nun harfindeki harekeye bakacağız. Diğer örnekteki e, nıs fe hu'daki fe harfinin harekesine bakacağız. Bu cümlede yolun tamamını değil yarısını yürüdüğümüzü Buradakinde ise ağacın tamamını değil dalını kestiğimizi bildirerek cümledeki kapalılığı gidermiş oluyoruz. İşte parça bedel dediğimiz veya bedelül cüz minel kül bir bütünden bir parçasını bedel olarak söylemek bu demek arkadaşlar. Mesela kitabın yarısını okudum. tül kitabe nisfehu gibi. Mesela derastü el derastül bedele nisfehu yani bedel konusunun yarısını çalıştım gibi. Bu, bu, şekilde de söyleyebilirsiniz. Yani bir şeyin parçasını ifade edecekseniz bunu söyleyebilirsiniz. çayın yarısını içtim mesela. Şeribtu eşyaya nisfehu. Veya kahve diyelim. Şeribtul kahvete nisfeha. Kahvenin yarısını içtim gibi. Demek ki bir bütünden bir parçayı açıklamak için söyleyeceksek buna parça bedel olan bedelin cüz minel kül kısmıyla bedel yapacağız arkadaşlar. Bir notumuz var. Önemli burası. Bedelül cüz iminel kül olan bedel türünde yani bu öğrendiğimiz ikinci türden olan bedelde mutlaka öncesindeki mübdelün min olan kelimeye dönen zamir bulunur. Bakın bedelde tarik kelimesine dönen bir zamir var. Gördünüz mü? Bu zamir tarik kelimesini işaret ediyor. Neyin yarısı? Yolun yarısı. Bakın diğer örnekte ha zamiri geldi. Müennes zamir. Neyin dalı? Ağacın dalı. Bak bu mübdelün min müennesse zamir müennes geliyor. Mübdelün min buradaki gibi müzekkerse zamir müzekker geliyor. Bu çoğul da olabilir. Mesela burada çoğul bir isim gelir. Tullab gibi. O zaman da e, nısfahım. Diyelim ki rai'tu gördüm et tullabe öğrencileri gördüm nisfehum onların yarısını bakın nisfehum ne oldu? Hüm getirdim. Niye? Çünkü buraya döndüğü kelime cemi. Cemi müzeker olduğu için de hüm şeklinde çoğul zamir getirdim. Bedelin üçüncü kısmı kapsam bedeli. Bedeli ihtimal şeklinde de söylenir. Bir ismin sahip olduğu renk, koku, tat ve benzeri yani özellikler şeylerin kendisinden bedel yapılmasıdır. Yani renginin, kokusunun, tadının veya özelliğinin kendisinden bedel yapılmasıdır. Bu şeyler onun ne kendisidir ne de bir parçasıdır arkadaşlar. Onun bilakis özelliğidir. Bakın örneğimize. Câ-eş-şitâ-u <laughs> berduhu. Kış mı geldi, soğuğu mu geldi? Bugünlerde olduğu gibi mesela. Kışın soğuğu geldi. Kış gelmedi. Çünkü bahardayız değil mi? Ama kışın hissettiğimiz o soğuk geldi. Şimdi buradaki ca'e fiil, eşşita'u gelen fail değil mi? Buradaki fail. Berdu kelimesi de bunun nesi bedelidir arkadaşlar. Harekeyi nereden almış? Bakın şita'u failden almış aynen. Bedelün merfu'un biz zammeti veya uzun söylemek isterseniz Bedelün merfu'un ve alametül raf'i ez ez şeklinde söyleriz. Şurada ne var örneğimize bakalım. E'cebet ni ez raihatuha. Bakın e'cebe fiil. Buradaki ni ile gelmiş, nunla bitişmiş mütekellim yası mef'ulün bih. Hatırlarsanız muttasıl zamirler fiillere bitiştiklerinde mef'ulün bih olur diye söylemiştik. Aynı muttasıl zamirler isme bitiştiğinde de ...muzafun ileyh olur diye söyledik arkadaşlar. Şimdi Fiile bitişmiş bir muttasıl zamir var. Mütekellim yaz. E mef'ulün bih. Peki fail nerede hocam bunun? Ez zehratu arkadaşlar. E'cebetni benim hoşuma gitti. Ez zehratu. Çiçek. Çiçek hoşuma gitti. Bakın. Ama çiçeğin kendisi değil. Neyi hoşuma gitti? Özellik olarak. Ra'ihatuha. Onun kokusu hoşuma gitti. Şimdi bu tür bedel türüne kapsam bedel yani bedel ihtimal diyoruz. Tekrar şu örneği inceleyelim arkadaşlar. Bakın Zehra kelimesi çiçek. Çiçeğin bir özelliğinden bahsediyor. Rengi olabilir, efendim kokusu olabilir veya tadı olabilir veya falan falan falan. Bir özelliğinden bahsediyor. Bu özelliğini bedel olarak getiriyorsa biz buna bedeli ihtimal diyoruz. Ee, burada ecebet fiil Ezzehra fa'il ni acebet ni diye bitişen mütekellim yası mef'ulun bih. Raiha <tuhat> tü kelimesi de faile bedel olarak gelmiş arkadaşlar. Peki ni raiha tü diye e, merfu getirdik yani dammele getirdik. Çünkü faile bedel olduğu için failler merfudur. Bu da merfu oldu. Peki irabı nasıl? Bakın bedelün merfu'un ve alametur <tuhat> raf'i ezzamme zahira şeklinde söylüyoruz. Ha nedir? muzafun ili. Bunları biliyorsunuz zamirler mebnidir ve irapları mahallen olur. E, notumuza bakalım. Bedelü ihtimal. Aynı bir önceki bedel türünde olduğu gibi. Neydi önceki bedel türü? Bedelü cüz iminel kül. Aynı burada olduğu gibi. Mübdelün minhe dönen bir zamir bulundurur arkadaşlar. Bakın. Berduhu dediğimizde hü zamir Kimi işaret ediyor arkadaşlar? Şita kışı işaret ediyor. Burada mutlaka onun bir özelliği, onun yarısı gibi bir parçasını veya bir özelliğini bedel yaptığımız için zamiri öncesine dönecek şekilde orada bulundurmak zorunda. Bakın burada da aynı şekilde çiçek müennes olduğu için ha zamiriyle ne yapmış? Buraya dönen bir zamir gelmiş. Demek ki iki tür bedelde bir zamir bulunuyor mübdelün minhine dönen bir zamir bakın önceki neydi bedel cüz minel kül minelkül veya bedel ihtimalde bir zamir bulunuyor mübdelün minhini işaret eden arkadaşlar mübdelün minh bakın burada bir birkaç önceki slaytta söyledik bedel ile mübdelün minhin arasına bir şey girmez yani bir atı harfi girmez bu sebeple hemen öncesindeki kelime büyük olasılıkla mübdelün min olacaktır. Eğer bir muzafun ilehi yoksa mesela hemen oradaki kelime ne olacaktır? Bizim aradığımız mübdelün minhimiz olacaktır. Evet zamire bakarak da oradaki kelimenin hangisinin bedelin mübdelün minhi olduğunu çözebilirsiniz. Sağlama açısından bakabilirsiniz. Bedelin son kısmı, dördüncü kısmı hata bedeli. Bedelül galat olarak da söylenir buna. Mübdelün min olan kelime yani bedel değil bakın dikkat. Bedelden önceki kelime yani şu kelime bedelin önünde gelen bu kelime unutularak veya hatalı olarak yanlışlıkla veya söylemiş de değiştirmek istemiş. Bu sebeple bir kelime daha söylediğinde bedel olarak bir kelime söylediğinde yapılan bedel türüdür. Mesela örneğimizi incelemeye çalışalım. Üridü şaye el asira. Şimdi çay istiyorum. Hayır hayır benimki ne olsun? Meyvesi olsun diyor. Mesela çaydan vazgeçiyor. Düzeltiyor bunu. Üridü şaye el asira şeklinde. Çay değil ya. Vazgeçtim. Bana meyve suyu getir gibi. Bakın bir sonraki örnekte. Ra'aytu <laughs> ebake. Yok yok. ke fil hafileti babanı otobüste gördüm diğer derken birden düzeltiyor. Baban değil ya kardeşin de o gibi. Yani bu şekilde hatalı söylediğinde veya unutarak söylediğinde veya evet söylemiş vazgeçmiş değiştirmek istiyor. Bu şekilde yapılan bedel türüne bedelul galat ve hata bedeli şeklinde söylenebilir. İnceleyelim şimdi. Üridü fiil. Bunun faili ene biliyorsunuz. Üridü muzari fiil. Şay kelimesi mef'ulün bih. El asira kelimesi de mef'ule bedel olarak getirilmiş kelimemiz. Bakın bu da aynı şekilde mansup. Niye mansup? Çünkü şay kelimesini mef'ulün bih olduğu için bundaki mansupluğu fetayı aynen almış. Ee, hocam öncekinde burada bir şey vardı, zamir vardı buna gelmiyor mu? Gelmiyor arkadaşlar. Hangisine geliyor? Bedel cüz min kül olan bedele. Yani parçadan bir, bir parçadan bir parçasını bedel yapacaksak oraya bir zamir getirmek durumundayız. Veya bir özelliğini bedel ihtimal dediğimiz bir özelliğini öne çıkartacaksak oraya da bir zamir getirmek zorundayız. Mesela onun e, kokusu, onun e, rengi, onun güzelliği, onun efendim soğukluğu, onun sıcaklığı gibi bir şeyin bir şeyi manasında mutlaka öncesindeki mübedelimin minhe dönecek bir zamir oluyordu. Burada gerek yok arkadaşlar. Direkt kelimeyi kaldır, bunu koy. Zaten hatalı söylemiş. Onun yerine doğrusunu hemen aklına geldiği için söylüyor. Çay vazgeçtim meyvesi meyve suyu olsun gibi. Asir kelimesinin irabı bedelün mensubun ve alametün nasbi el fetha el zahira şeklinde söylenir. Burada nedir? Bakın buradakiler esma-i hamseden arkadaşlar. Ra'itu fiil fail ebake e, ne oluyor? Meful oluyor. Esma-i hamsenin nasb alameti harf ileydi değil mi? Buradaki elif. Ee, aynı şekilde bu mansup olduğu için ekade e, elifle mansup olmuş. Nasıl bir irabı yapılır? İrab yapılacak olsa. Bedelün mansubun ve alametün nasbi el elif. Bu şekilde irap yapılır. Doğru. Hatalı söylenen kelimemiz baba mesela burada mübdelün min olan kelime yanlışlıkla söylenen kelime, hatalı söylenen kelime veya değiştirilmek için söylenen, değiştirilmesi gereken kelime mübdelün minhtir. Çünkü hatalı söylenmiş. Onun yerine doğrusu ise bedeldir arkadaşlar. Bu şekilde özetleyebiliriz bunu. Evet Ebake'nin irabını tekrar yapalım. Esma-i Hamse'den demiştik. Bedelün mansubun ve alametün nasbi el elif. Hocam feta var demeyin arkadaşlar. Buradaki k, sen demek. Zamirler mebnidir. Harekelerine aldanmayın. Bunların irabı mahallen yapılır. Evet, şay ve ebake kelimeleri cümlede yanlışlıkla söylenmiş. Bakın, mübdelün minh bu her ikisi de. Öncesinde kelime olduğu için mübdelün minh. Bu sebeple bedel olan ehake ve el asira kelimeleri düzeltme amacıyla bedel olarak getirilmiştir. Şimdi iki tane örneğimiz var arkadaşlar. Ee, eğer bu bedel olan kelime yer değiştirirse, yani mübdelün minhin önüne geçerse. Geçebilir mi? Geçer. Yani anlam bozulur mu? Anlamda çok küçük bir değişim olur ama bizim için önemli olan İrab'daki değişiklik. Çünkü yer değiştirirse artık o kelime bedel olmaz sıfat olur. Örnek Aynı örneği iki kere yazdım. Şimdi birinci örnekten bakalım bedel olan örnekten. Eşşâiru semihun ketebe şi'ran kethiran. Semih şair hani Halit Hoca diyoruz ya veya işte Halit öğretmen, Semih şair, Ketebe şiiran kesiran. Birçok şiir yazdı. Manası bu. Şimdi inceleyelim. Evet şuradaki e, kutucuk arkadaşlar belki görünmesine mani olabilir. Bir dakika tekrar. Ha, şöyle yapalım. Eşşe'iru burada mübteda merfu. Mübteda isim cümlesi mübteda. Merfu ve alametur raf el zamme Problem yok. Aynı zamanda şair kelimesi semih yani bedelin önünde geldiği için mübdelün minhtir. Peki semih nedir burada arkadaşlar? Şair kelimesini açıklamak için bedel olarak getirilmiş kelimedir. Bedelün merfu'un ve alametur raf'i ezzamme ezzahira şeklinde. Hocam bu mübtedaydı, Bunun haberi nerede? İşte ketebeden sonraki fiil cümlesi. Arkadaşlar şair kelimesi mübtedanın haberidir komple. Aşağıda da onun irabını yapacak. Bakalım şuradan. Ketebe fi'li mazi mebniyün alel feth. Evet. Feth'a üzere mebnidir mazi fiiller. Vel fa'ilu. Ketebenin fa'ili nerede? Zamirun müstetirun. Gizli bir zamirdir. Takdiru hüvedir. Çünkü o yazdı. Biliyorsunuz arkadaşlar bu şekilde isim cümlelerinde fiilin önünde gelen isme fa'ildir diyemiyor Çünkü fa'il öne geçmez. Fail olan kelime öne geçmiştir ama artık o fiil cümlesi değildir. O bir isim cümlesidir. İsimle başlayınca isim cümlesi oluyor. Evet şuraya tekrar devam edelim. Ee, şiaran şi'ran mef'ulun bi mansubun Bakın şi'ar kelimesinin sıfatı geldi. Kethiran, şiaran kethiran, sıfatun, mansubun ve alametun nasbi el fethal zahira şeklinde. Peki ketebe şi'ran, kethiran fiil cümlesi nedir? Arkadaşlar eşşe'iru mübtedasının komple cümle olarak haberidir. Fiil cümlesi cümle fi'liye, fi mahalli raf haberul mübtedaya da haberu eşşe'ir. Burada hemen şunu hatırlatmakta fayda var. Hangi kelimeleri ya da nelerin irabı mahallen oluyordu? Cümlelerin irabı, şibih cümlelerin irabı, mastarların irabı, başka bir de zamir. Yani mebni kelimelerin irabı değil mi? Genel olarak bunları söylüyorduk. Bakın burada da fiil cümlesi. Cümlenin irabı mahallen olmuş. Onun için fiil mahalli raf haber diyoruz arkadaşlar. Demek ki bu şekilde eşşeiru semihun diye şairi açıklayacak şekilde getirdiğimizde bu bedel oluyor arkadaşlar. Buradaki semih bedeldir. Şimdi aynı cümleyi semih yani bedel olan kelimeyi başa alarak söylüyoruz. Bakın şuradan inceleyelim. Semihun eşşâirû. Hemen şöyle yapalım, pardon. Evet. Semihun eşşâirû ketebe şi'ran kesîran. E, şair Semih. Ketebe şi'ran kesîran. Birçok şiir yazdı. Bakın buradaki Semih kelimesinin sıfatıdır artık. E, çünkü belirli olanın bir sıfatı geldi. Şairmiş bu adam. Bir öncekinde neydi? Belirsiz yani bir sürü şairdi. Hangi şair olduğunu bildirecek şekilde açıklayıcı bir kelime gelmişti. Bedel olmuştu. Burada ne var? Burada Semih'in bir sürü özelliği var. Bir özelliği de şairlik. Onu bahsediyor. Onun için sıfat oldu burada. Aynı cümleyi tekrar irap yapalım. Bu sefer gerekli değişiklikleri de göz önünde bulunduralım. Semih yine isim cümlesi olduğu için mübteda merfu. Eşşairu. Semih kelimesinin sıfatı. Sıfat. Dört yerde uyum sağlar. Bakın müzekker, müzekker, e, harekeler merfu. Hocam eliflamlı bu eliflamsız diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü semiyah zaten marife bir kere Özel isimler marifedir. Bu da eliflamla marife olmuş. Marifelik nekralı tamam. Semiyah bir kişi, marife e, mü, e, tek arkadaşlar. Müfret kelime. Şair de tekil. O zaman dört yerde uyum sağlamış. Demek ki bu bildiğiniz sıfat sıfatun merfuun ve alametur raf'i ezzamme zahira. En başta söylemiştik tabi olan kelimelerdendir bedel diye. Sıfat da tabi olan kelimelerden. Sıfat kime tabi oldu? Öncesindeki mevsufuna. Aynı şey hareke. Aynı hareke. Ketebe aynı yandakinin irabıyla arkadaşlar. Fiyelü mazi mebniyün alel feth vel fa'ilu zamirun müstetirun takdiruhu huve şiaran mef'ulun bih mansubun ve alametun nasbi, el fetha el zahira kesiren da bunun sıfatıdır. E, ketebe ile başlayan fiil cümlesi semih kelimesinin nesidir? Haberidir. İsim cümlesindeki mübtedanın haberidir. Cümle fiiliye fi mahalli raf haberu el mübteda şeklinde söyleriz arkadaşlar. Burada birinci örneğe bakalım arkadaşlar. E'cebeni hulukul veledi. Bakın şimdi burada ne var? E, benim hoşuma gitti. Ne? Çocuğun ahlakı diyeceğiz. أعجبني الولد خلقه şeklinde arkadaşlar bu velet kelimesini bu taraf alıyoruz. El <laughs> şeklinde söylüyoruz. Eee أعجبني الولد bu şekilde. bedele çevirdik bakın huluk kelimesini bedel olarak getirdik. Kimden? أعجبني <laughs> fiilinin failine bedel olarak getirdik. أعجب fiil. El fail. Hulukuhu kelimesi de bunun bedelidir. Hocam أعجبني <laughs> de bir e, ee, mütekellim yağısı var. Bir önceki slaytta benzer bir örnek geçmişti. Çiçeğin kokusu hoşuma gitti diye. Burada da çocuğun ahlakı hoşuma gitti. Burada e, elvelet kelimesi faildir. Fiile bitişen zamir ise mef'ulüm bihtir. Yani bu fiili yapan ben değilim. Çocuk arkadaşlar. Ee, sadece ben mefulün bih olarak. Yani buradaki zamir mef'ulüm bih olarak geliyor. İkinci cümleye bakalım. Akra'u Sûra'l-Kur'ân. Okra'u'l-Kur'âne Sûra'hu. Bakın bunu da yapalım arkadaşlar şuraya. Harekesini koyalım. E ee, Sûra'hu. E ee, fiil fail. Okra'u ana. Fiil fail. El-Kur'âne mef'ul oluyor arkadaşlar. Sûra kelimesi de surelerini Kur'an'ın surelerini okudum diyor. Yani Kur'an'ı baştan sona okumamış. İçinden surelerini okumuş. Buradaki süvera kelimesindeki süvera bedeldir. Hü de muzafun ileyhtir. Peki süvera kelimesi bedelse mübdelün min hangisidir? El-Kur'ane kelimesidir arkadaşlar. Üçüncü örneğimize bakalım. Emsektu yede ehiy. Nasıl çevireceğiz bunu? Hemen şuraya yazalım. Emsektu ehiy yede Kardeşimin elini tuttum. Manası bu. Emseke fiil. Tü fa'il. E, mef'ul oluyor. Arkadaşlar buradaki mütekellim yağısı biliyorsunuz mütekellim yağısı bitişince e, kelimelerin irabı e, takdiren oluyordu. Şimdi buradaki yedehu kelimesi de mansup olan mef'ul olan ahi kelimesinden ne olacak? E, tabi olacak. Yede kelimesi fethalı gelmiş. Niye fethalı gelmiş? Çünkü e, mef'ule bedel yapılmış. Onun elini tuttum. Yani kardeşimi komple tutmadım değil mi? Buna ne diyoruz? Bedel cüz min kül. Yani bütünden bir parçasını bedel yapıldığında yapılan bedel. Aynı şekilde yukarıdaki suvara kelimesi de bedelül cüz min küldü. Yani Kur'an'ın tamamını okumamış da bir kısmını okumuş. Birincisinde neydi arkadaşlar? Bir özelliğini sevdim. E, buna bedelü ihtimal diyorduk. Çocuğun ahlakını hoşuma gittiği manasında. Buna bedelü ihtimal diyorduk. Evet. Mesela 10. örneği inceleyelim. Ra'aytu levnel gurfeti. Nasıl yapalım bunu? Ra'aytu el gurfete lev neha. El gurfete lev neha. Şimdi ra'aytu fiil fail el gurfete mef'ul oluyor arkadaşlar. Odayı gördüm. Peki odayı komple mi gördüm? Odanın rengini mi gördüm? Burada bir parçasından bahsediyor. Veya bir e, renk, tat, koku diye söylemiştik. Bedel-i özelliğinden bahsediyor. Evet buradaki levn kelimesi bedel-i e, olarak Söylenebilir. Bedel kelimemiz levne kelimesidir. Mefulden bedel olarak getirilmiştir. 12'ye bakalım arkadaşlar. Yine bu da güzel bir örneğe benziyor. Zürtü mektebetel camiati. Zürtü el camiate. Üniversiteyi ziyaret ettim. El camiate. Şimdi burada meful. El camia kelimesi meful. Üniversiteyi mi ziyaret ettim komple yoksa üniversitenin kütüphanesini mi? mektebeteha. Onun kütüphanesini ziyaret ettim. Demek ki bedel cüz min kül. Yani bütünden bir parçasını ziyaret ettim. Hurfete kesraydı neden fetha yaptık? Evet burada niye kesraydı? Önce onu bir söyleyelim. Levnel hurfete dediğimiz zaman odanın rengi muzaaf. muzafun ileyh. Muzafun ileyhler her zaman mecrurdur. Biz bu muzafun ileyhi ne yaptık? mef'ul haline getirdik. Levn kelimesini de ondan bedel olarak getirdik arkadaşlar. Artık bu muzafun ileyh olarak söylenmiyor. Ne oluyor? <laughs> ra'itu fiil fa'il el-gurfete mef'ulun bih mansubun. Levne kelimesi de bedel mansubun bir fetha şeklinde söyleniyor. Aynı şey mektebetel camiati kelimesinde de geçerli. Camiati burada e, muzafun ileyh normalde. Ama biz bunu buraya alıyoruz. Bedel olarak getireceğiz mektebe kelimesini. Zürtü el camiate. Bakın zürtü fiil fail. El camiate mef'ulun bih. Mansubun bil fetha. Ondan sonra mektebe kelimesini bedel olarak getiriyoruz. Bedel kime tabi? Öncesindeki mübdelün minhine. Evet mübdelün minhimiz mef'ul konumundaydı. O zaman mektebe te ha şeklinde bedel mansubun bil fethati zahirati şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Burada da diyor ki se eşteri selasete kütübin. E, kitapların üçünü satın alacağım diyor. El kütübe e, akılsız çoğullar müennes kabul edilir değil mi arkadaşlar? Müfret müennes kabul edilir. Selase teha olacak arkadaşlar. Evet, Doğrusu bu. Se eşteri el kütübe selase teha onların üçünü satın alacağım. Bunların bedeli ihtimal mi, bedelül cüz min kül mü yoksa bedelül mutabık mı olduğunu söyledik. Siz de alıştırmaları tamamlayın. Bedel konusunu burada tamamlamış olduk arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet.